Yatağan ilçesinde bulunan Kamış Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı. Alınan bilgiye göre balık tutmak üzere Kamış Çayı'na giden vatandaşlar, çayın suyunun siyaha bürünmesi nedeniyle büyük panik yaşadı. Çaya yaklaşan vatandaşlar çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Konunun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, büyük çoğunluğu sazandan oluşan ölü balıklar ve sudan numune aldı. Jandarma ekipleri ise yasal işlem başlattı. Yetkililer bölgedeki çevre kirliliği sonucunda sudaki oksijen miktarının azalarak canlıların ölümüne sebep olabileceğinden şüphelendiklerini ve ölümlerin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını bildirdi. Besin tehdit altında bir tür oldu. Denizlerimizdeki biyolojik çeşitliliğin korunması için ilgili tüm paydaşlar TÜRMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Akdeniz Koruma Derneği tarafından başlatılan balık stoklarının iyileştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla Fethiye Körfezi ve çevresinde balıkçılığa kapalı koruma bölgeleri tasarlanması projesinin ilk paydaş toplantısı TÜRMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, Üsteğmen Alper Emre Aydın, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kısılkaya, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve korucular katıldı. Böyle yüzlük, 200'lük kumun üzeri dolu alanlarımız var. Zafer Kızılkaya, sürdürülebilir balıkçılık çalışmalarına destek vermek amacıyla Gökova Körfezi'nde başlattıkları projede hangi aşamaya geldiklerini Sinevizyon gösterimiyle katılımcılara anlattı. Meslektaşlarımız buradalar, bu alanların korunması. Sadece Ören'de bir sahil güvenlik botumuz, istasyonumuz varken bu kadar bir alan nasıl korunacak? Dolayısıyla biz yeni bir model getirdik. Dedik ki biz deniz koruculuğu modeli yapalım. Kendimiz bir koruculuk sistemi kuralım. Bunlar devlete yardımcı olsunlar. Bunun için biz daha bakanlığa kadar çıktık. Bize dediler ki bakanlıktan devlet kolluk gücü yetkisini üçüncü şahıslara devredemez. Siz bu işi yapamazsınız dediler. Biz dedik ki biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz kolluk gücü. Anayasamızda şu yazıyor. Her Türk vatandaşı görmüş olduğu bir suç karşısında suçluyu kolluk gücü gelene kadar tutma hakkına veya bunu belgeleme hakkına sahip biz anayasal yetkimizi kullanacağız dedik ve bir koruculuk sistemi oluşturduk. Kızılkaya deniz koruculuğu modeliyle balıkçılığa kapatılan yerleri koruma altına aldıklarını söyledi. Balıkçılıktan çıkmak isteyen balıkçılarımızı aldık, eğittik, altlarına hızlı tekneler verdik ve beraber sahil güvenlik komutanlığı botlarında da beraber görevler yapıldı. Dolayısıyla geçen 3 sene içerisinde bizim deniz koruculuğu sistemimiz yasa dışı balıkçılığı %100 demek mümkün değil ama %95'in üzerine durdurduğuna inanıyoruz. Ve ne yapıyor bizim korucularımız? Gördükleri anda hepsinin yaka kameraları var. Telefonlarında özel bir program yaptırdık, onu da göstereceğim. Her an yasa dışı her eylemi anında sahil güvenlik komutanına bildir ediyoruz. Dolayısıyla bu o kadar büyük bir caydırıcı güç haline geldi ki deniz koruculuğu sistemi. Zaten burada da bir sürü korucu arkadaşımız var, onlara da söz vereceğim daha sonra. Bu sistemin ne kadar başarılı olduğunu gördük. Kızılkaya denizlerdeki balık ağlarının temizliğinin misinalardan daha kolay olduğunu da ifade etti. Fethiye'de böyle bir alan yaratılıp, böyle bir dalış, böyle bir balık ortamı sağlandığı anda, yani inanın çökmüş olan dalış sökleri de, çünkü ben kendim zaten dalış olduğum için sektörü takip ediyorum, tekrar toparlamamız mümkün. Sadece 3-4 yıllık bir korumayla, bakın ortam ne hale gelebiliyor. Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya konuşmasının ardından sözü toplantıya katılan balıkçılara ve koruculara bıraktı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Bülent Agüloğlu, kış aylarında sık rastlanan üst solunum yolu vakalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklarda grip vakalarında ve uzun süren burun tıkanıklıklarında ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Agüloğlu, çocuklarda kulak şikayetlerinin görülmesi halinde mutlaka bir uzmana götürülmesi gerektiğini ifade etti.
Daha çok karşılaştığımız hastalıklar üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz burun içerisinden boğazın alt kısmına kadar, yani ses telleri dediğimiz vokal kortlara kadar olan kısmın enflamasyon durumu, yani enfeksiyon durumu. En çok karşılaştığımız tablo bu. Tabii bu kendini basit bir nezle şeklinde gösterebileceği gibi sistemik bir takım hadiselere yol açabilen gribal enfeksiyonlara, sinüzit gibi, faranjit gibi, boğazın arka duvar iltihabı diyoruz ve bademcik enfeksiyonu gibi, hatta daha geniş yelpazede gırtlak enfeksiyonu dediğimiz laranjit gibi hastalıklarla kendini göstermektedir. Bunların tabii bu geniş yelpazede olmasında ayrım çok önemli bizim için. Çünkü maalesef çoğu zaman birinci basamak sağlık merkezlerinde bunların çok sağlıklı ayrımı yapılamamasından dolayı bilinçsizce antibiyotik kullanımları, gereksiz ilaç yükleriyle hastalar hem maddi anlamda hem sağlık açısından ciddi kayıplara uğramaktalar. Tabii bunun önüne geçmek için bunların ayrımını yapıp ona göre ciddi tedavi protokolleri oluşturup hastanın en kısa sürede ve minimal ilaç kullanımıyla bunun atlatılmasını biz tabii ki de öncelikli hedeflerimiz arasına almaktayız. Agüloğlu, her üst solunum yolu hastalığının orta kulak mukozasını da etkilediğini söyledi. Yani mukozasının burun içerisinde geniz, boğaz mukozasıyla hemen hemen aynı karakterde olmasından dolayı geçirilen tüm üst solunum yolu enfeksiyonları aslında bir miktar kulağı etkilemektedir. Özellikle çocuk yaş gruplarında bu bizim için çok önem arz etmekte. Çünkü geçirilen tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra orta kulak mukozasında da oluşan minimal enfeksiyonlar çoğu zaman sessiz bir şekilde kendiliğini sınırlayıp iyileşir. Ama bazen üzerine özellikle bakteriyel enfeksiyonların binmesi sonucu otitis media dediğimiz orta kulak enfeksiyonlarına yol açmakta. Bu da tabii eğer önü alınamadığı zaman ya da tedaviyi düzgün verilemediği zaman, tanıyı yanlış koyduğumuz zaman ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Eğer bir çocuk burun... Safra kesesindeki safrayla beraber çok farklı bir görüntü vermişti. Sanki bir deniz taşlarını da andırıyor veya bir mücevherat şeyi açılmış. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır midesinden rahatsız olan Hava Akdağ, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma nedeniyle acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından 69 yaşındaki Akdağ'ın ameliyat olması gerektiği bildirildi. Ameliyata alınan Akdağ'ın safra kesesinden büyüklüğü 20-15 mm arasında değişen 34 adet taş çıkartıldı. Akdağ'ın safra kesesinden çıkan taşlar doktor ve hemşireleri bile şaşkına çevirirken kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu taşları da gördünüz herhalde ameliyattan sonra sizlere gösterdi. Geçmiş olsun. Biliyordum da bu kadar rahatsız edeceğini bilmiyordum. Peki bu kadar taş çıkınca şaşırdınız mı? Şaşırdım. Şaşırdım. Hem nasıl şaşırdım? Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa da belli. Daha önce çok taş çıkardıklarını ancak bu taşların deniz taşlarını andırdığını dile getirdi. Ameliyattan önce başta 15 yıldır bir karın ağrısı varmış. Yalnız son 3 gündür artan şiddetli, oldukça çok ilaçlara rağmen her tür tedaviye cevap vermeyen ağrılar olan hasta ve kilo açısından da yüksek miktarda olan hastamız acil ameliyata aldık ve ameliyatta 34 tane şekilli taş çıkardık. Yani bu taşlar çok enteresan taşlardı. Sanki bir değerli mücevherat işlenmiş taşları gibiydi. Bu açıdan bizim ilgimizi çekti. Ameliyattan sonra da hastamız rahatladı. Şu an şifa halindedir. Bugün taburcu etmeyi düşünüyoruz. Kariyerinde 5 Avrupa, 2 Dünya ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü, yeni şampiyonluklar ve başarılar hedeflediğini dile getirdi. Benim 5 Avrupa, 2 Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğum var. İnşallah hedef 6. kez Avrupa şampiyonluğum. Geçen sene olimpiyatlardan sonra, 2016 yılı olimpiyatlardan sonra 2017 yılı Avrupa şampiyonluğu dünya ikinciliği oldu. Şimdi derecelerimi sayarken ikincilik, üçüncülük unutuluyor.
Yani tarih ikinci ile üçüncüyü hatırlamıyor, yazmıyor. Mesela ben hep dereceleri tutarken 5 Avrupa, 2 Dünya, 1 Olimpiyat diyor. İkinciliği hiç söylemiyor. Aslında o da önemli bir derece. İnşallah bunun 2018'de hem Avrupa hem Dünya olarak pekiştireceğiz yani. Devam yani. 6. Avrupa, 3. Dünya veya 2. kez Olimpiyat. İşte bunun için uğraşırız yani. Akgül genç sporculara önerilerde de bulundu. Onlara özellikle sevdikleri sporu seçmelerini tavsiye ediyorum. Yani bu güreş olabilir, teypan olabilir, sürü dolma, pişfaki, futbol olabilir. İnsan çünkü sevmediği işte fedakarlık yapamıyor. Öncelikle sevdiği işi yapsınlar. Sevdikleri işi seçsinler. Daha sonra sabırla çalışsınlar. Sporcuların başarılı olabilmesi için çalışmalarına, beslenmelerine ve dinlenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu üçünü tam yapmalar lazım. Üçünü tam yaptıkları takdirde de zaten başarı gelecektir. Yani gençlere tavsiye ediyorum.